Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video sizleri bekliyor. Buzallarımız için ot balyalarımız bitmişti. Yeğenlere söyledim diğer işletmeden, bir 40 balya ot balyası getirtirdim. Yulafla korunga, yeni doğan buzallarımıza. Şimdi bir haftadan sonra ot balyası da vermeye başlıyoruz. Yani yemin yanı sıra ot balyaları da vermeye başlıyoruz. İşkembeleri daha hızlı, daha çok bir şekilde gelişsin diye. Buzağlarımıza güzel ot getirdik. Onları dizeceğim şimdi. Aynı zamanda doğan buzağlarımızın bazılarında boynuzlar var. Yani boynuz çıkacak belli. O boynuzları yakma işlemi yapacağız. Biliyorsunuz biz boynuzlu hayvan pek tercih etmiyoruz. Boynuzsuz hayvan tercih ediyoruz. Boynuzlu derken yani bizim Zonguldak diliyle konuşuyorum. Yani normalde boynuz ama ben boynuz diyorum. Yani ağzım öyle alışmış. O yüzden yanlış anlamayın yani. Boynuzları yakacağız. Boynuzları yakacağız. Erkeklere dokunmayacağız. Yani erkek hayvanlarımızda boynuz çıkarsa çıksın önemli değil. Dişi hayvanlarımızda boynuz istemiyoruz. Hepsi boynuzsuz bir şekilde birbirine zarar vermeden merada geçsin. Ahır içerisinde rahat bir şekilde dolaşsın. Boynuzları olan hayvanlar biraz da birbirlerine zarar verebiliyorlar. Boynuzlarla birbirlerine zarar verebiliyorlar. Bazen bize de zarar verebiliyorlar. Aynı zamanda bizim işletmelerimizin sisteminde kafa kilit sistemleri olduğunda boynuzlu hayvanlar için biraz daha stresli oluyor. Yani kafayı içeri sokup çıkartırken boynuzlarını kırabiliyorlar. Bu da ciddi yaralanmalara, küt yaralanmalara sebep olabiliyor. Balya taşıyacağız. Güzel bir boynuz köreltme, çok basit. 10 numara herkesin yapabileceği çok basit bir sistem size göstereceğim. Onu göstereceğim. Bir de herhalde bugün küfeci gelecek değil mi? Küfeci gelecek. Annemlerin, hanımların evde ayırdıkları, müşteriye vermedikleri cevizler var. Onlarla bir takas videosu gelecek. Güzel bir vlog olacak. İnşallah beğenirsiniz. Kızım geldin mi? Nasıl biliyorlar biliyor, görüyorsun değil mi? Evet. Sevildiğini nasıl biliyor? Görüyorsun. İnşallah güzel bir vlog olur. Siz de beğenirsiniz. Kadir aşağıda çalışıyor ahırda. Şu an aşağının bokunu kürüyor. Aşağıya kürüyor. Evet, hanım burada çalışıyor. Ben burada çalışıyorum. Birazdan da bu videoyu bitirdiğimde 55 adet buzağımız var. O buzağların sevkiyatı için gideceğim. Müşteriler gelecek öğlen saat 1'e doğru. Onlarla ilgileneceğim. Onu da güzel bir video çekerim size. Güzel bir buzağı videosu çekerim. İnşallah beğenirsiniz. Bunların da devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Videolara da bol bol beğeni yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı biraz da üst sıraları çıkaralım. Ne yapıyorsun kızım sen? Üstü üste mi çıkıyor? He? Bak bak. Çok yaramaz ya. Bunlar yaramaz. Bunlar benim bebeğim bunlar benim. Değil mi? Bunlar benim bebeğim. Bunların rızkını vereceksin. Bunların rızkını verirsen, bak hem ısırıyor hem de öbür türlü. Üşüyor mu sen? Oynamak istiyor. Bunların rızkını verirsen, Rabbim de sana 10 katını verir. Bak unutmayın. Ne kadar fazla rızkını verirseniz, Rabbim de size o kadar fazla verir. Bak videoya başlayacağım. Çalışmam lazım. Kızım in aşağı. İn. Heh. Hadi iş başlasın. Baksana börek gibi yulaf. Güzelim. Otlar çok güzel. Evet. Şu korunga. Bunda en az 15-16 protein vardı. Buzağlar için yonca kadar önemli şu korunga. Her yerde bulunmaz. Herkes ekmek istemez. Ama çok önemli buzağlar için. Buradaki otu samanı doğuran hayvanlarımız için ayırdıydık farkındaysanız değil mi canım? Evet. Bayağı azaldı. Aynen orada. Bayağı bir boğuk oldu. Yeni buzağlarımız var. Doğuracak olanlar da var daha. Doğuracak olan daha çok. Yeni buzağımız var, buzağlarımız var. Siz hiç görmediniz 4-5 tane. Onların da bir 40'ı çıksın. 40'ı çıktıktan sonra videoya çekeceğim. Çok nazar değiyor arkadaşlar. Çok. Evet.
Paşam! Paşam benim. Şimdi videoyu izlerken abi Kadir evde yatıyor mu falan demeyin, aşağıda sürünüyor. Aşağıdaki ahırı kürüyor. Yar duruyor aşağıda. Aşağıdaki ahırda hayvanlar sabaha kadar pislettiler. Önerik işi daha mı? He? O halleder orayı. Halleder. Evet, palyalar yıkılacak büyük ihtimal. Cengiz yıkılacak gibi duruyor, dikkat et. Hoppa. Ay. Bunları sıkmalı tamburla biçtiydik biz. O yüzden böyle yeşil arkadaşlar. Yani bunların içi falan yemyeşil, börek gibi. Bak canım şöyle yakından göster. Bak taneleri falan üzerinde. Yeşilliğini kaybetmemiş. Evet, yeşilliğini kaybetmedi. O yüzden bir haftalık buzağların önüne attım şimdi. Öyle bir yiyorlar ki. Yani hapas hapas, böyle hapas hapas deriz ya böyle. Avuç avuç deriz ya. Avuç avuç ağızlarına atıyorlar. Oğlum sen de mi beğendin? Sen de mi beğendin oğlum? Sen de mi yiyeceksin oğlum? He? Yok, o yatmak için gelmiştir. Güzel oğlum benim. Hadi bakalım. Oğlum o otu yayma. Canım gel şöyle içini gösterelim. Gel bacım. Bir tane yaydım. Şöyle gösterelim. İçini daha net görsünler. Yani yeşilliğini daha net görsünler. Bak. Bak. Görüyor musun? Çok güzel. Nasıl? Bak. Tanesi üzerinde. Buzağlar falan yiyebilir bunu. Tabii tabii. Falan. Çok yiyorlar. Acayip yiyorlar. İşte bu ne yapıyor biliyor musun? Bu hem işkembeyi geliştiriyor. Hem de içindeki proteini boylandırıyor. Yani buzağın bir an önce boylanmasını sağlıyor. Aynı mesela anne sütündeki, niye anne sütünü çok önemli? İçerisindeki proteinden, doğru mu? Tabii. Biz de hayvanlara içindeki vitaminler çok önemli. Süt hayvanlara belli bir yaşa kadar, belli bir canlı ağırlığına kadar. Mesela besi hayvanlarında işte doğumundan 15-20 gün sonradan canlı 350 kilo olana kadar böyle bol bol proteinli kaba yemler, kesif yemler vereceğiz ki boylansınlar. Bir an önce boylansınlar ki daha sonra kolay bir şekilde işlerini dolduralım. Yani nişasta bazlı besleyebilirim yani tahıl ağırlıklı besleyebilirim. Dişi hayvanlarda da öyle. Dişi hayvanlar erkek hayvanlara göre beslenmesi biraz daha yavaş olmalı. Çünkü çok çabuk yağlanırlar, çok çabuk dolar, et olarak dolar. O yüzden onlara kaba yem ağırlıklı, silaj ağırlıklı, poso ağırlıklı biraz daha bakarsak canlı belli bir kiloda, mesela 350 kiloya geldiklerinde 13-14 aylıkken tohumlamalarını yaparsak, yani o kilolarda kızgınlıklara geldiklerinde tohumlamalarını yaparsak hem bize güzel bir buzağı verirler hem de doğurduklarında güzel süt verirler. Daha küçük tohumlamalar olmaz. Biliyorsun bizim başımıza geldi. Şimdi men hayvancılığı yaptığımız için daha küçük tohumlamalar ister istemez bize meydana geliyor biliyorsun. Şimdi danaya dur diyemezsin. Evet. Aynen. Nereye saldığımız için. Oğlum şunlara dokunma diyemezsin danaya. Dana affetmiyor. Dana affetmiyor. Yeter ki diyor ben kızgınlığa gelmiş bir tane göreyim diyor yani. Küçük hayvanı tohumladığın zaman buzağısı da küçük oluyor, sütü de az oluyor. Anladın mı? Hem boylanmıyor da hayvan. O yüzden bunu da bakıyorum. Evet, dikkat etmek lazım. Bunlar korunga. Herkes ekmiyor işte. Ekse. Ekse, bunu yedirse.
Bunu çok iştahlı yiyorlar küçük buzağlar. Evet, bu otun değerini bilecekler de. Abi diyor, kalın diyor. Ya kardeşim kalın da. Öyle çok sert değil. Sert değil, yumuşak. Gevrek. Anladın mı? Gevrek bu. Yani bunun biraz kalın olması önemli değil. Bunu öyle severek tüketiyorlar ki sen kendin görüyorsun, doğru mu? Evet. Kalın olmasına rağmen önlerinde bir tane kalıyor. Kalmıyor, hiç kalmıyor. Kalmıyor. En az 16 protein var şunda. Nereden bulacağım 16 proteini? Yemlerde yok 16 protein. Çoğu yemde yok. O yüzden ot önemli. Ot önemli. Ot olmadan hayvancılık olmuyor. Buna emin olun yani. Hayvanlar doymuyor. Yemle doymuyor hayvanlar. Otla doyuyor. Silajlarla, posalarla doyuyor. Yemle değil. Bu arada kamerayı tutuyorum, ayağını hep beni çalıştırıyorsun gibi geldi canım. Ne yapayım? Değil mi? Yani bazen sen çalışıyorsun, bazen ben, ortaklaşa işimizi yürütüp gidiyoruz. Evet. Ne yapalım? Bazen bir şekilde düşüyor de. Tabii. Gemi yürüyecek de yani. Tabii bir şekilde gemi yürüyecek. Aynen. Ortaklaşa. Yani. Ben şunları atayım da bir duş alayım. Doğru müşterilerimi karşılamaya gideyim. Müşterilerim biraz uzaktan gelecekler. Müşteriler de gelecek, evet. Kırşehir'den gelecekler. Önümüzdeki hafta da Antalya'ya sevkiyatım var. 300 tane sevkiyat yapmam lazım Antalya'ya. 300 ile 350 arasında buzağı sevkiyatı yapmam lazım. Mersin'e buzağı sevkiyatı yapmam lazım. Oturup yeğenlerle bir program yapmamız lazım. Nasıl toplayabileceğiz, kaç tane toplayabileceğiz, hangi bölgelere çıkalım. Bununla ilgili bir toplantı yapacağız. Yani biz de hayvancıyız diye hani şapkalı Mehmet Ağa'da değiliz yani. Bir toplantı yapıyoruz yani kendi aramızda. Anladın? Müşterilerimizi de. Patron! Ya, aldın malzemeyi gidiyorsun. Hiç oğlum sana da götürmedim. Hani? Götür bakalım sana, gel bakalım. Kadir, bitti mi oğlum işin? Yani ben sanki sormasam aldın gitmeydin gibi geldi bana. Hayır oğlum ya. Allah Allah. Şunları ekmek yapacaksın ya. Şöyle oğluma bir bakın. Çalışmaya diyenler şöyle bir görüşü. Anladın mı? Yüzleri yüzü belki çalışmaya diyenleri. Değil mi oğlum? Sen diyordun. Ben ne yapayım oğlum? Ben seni her videoda övüyorum ya. Ayıp ediyorsun. Çalışmaya diye bir şey yok. Benim işim bak, ben sana ne dedim? Pardon, bu Allah aşkına. Ekmek yapacaksın. Bu olmaz ya. Bu böyle şey olmaz ki. Bunlar ekmek mancara. Aynen. Ne dedim ben sana? Ayağında cizme. Evet. Ayağında kısa şort, üstünde polar dedim. Evet. Benim oğlum ahıra gidiyor dedim. Demedin mi? Diye. Ama bugün şortunu giymemiş. Bak bu maşallah daha güzel giyinmiş. Hava evet. Sıcak ya, bugün daha kalın giymiş. Evde ayırırsın benim payımı. Bizim ellerimiz kirli. Mancara bak, mancara. Evde tamam. Koyuver bir poşede. Mis vallahi, mis. Ekmeğe de. Pardon, şu bak, şu mancara hafiften böyle morumsu gelen bak, görüyor musun? Evet, o nedenli o mu? Evet. Çok var yağlı. Gar yemiş, gar yemiş. Aynen. Şunu ben dedim anam bir şey yap dedim anana. Aş gel. Allah Allah. Dolma. Al götür. Neyde? Mancada. Seviyor musun sen mancada dolma? Ana. Bayılıyor ya. Bak Kadir'e bak, bayılıyor. Mancar dedi mi? Mancar yemeği dedi mi Kadir, bayılıyor bizim. Anladın? En sevdiği yemek mancar yemeği. Şimdi buraya koyuyorsun yerine. Kadir bak bakalım, belki fırının içinde bir şeyler vardı oğlum. Bak. Sana sürpriz. Sen ne bırakıyorsun burayı, dedi sonsun oğlum şu an. Değil mi? Bir de kul bırakmış. Nasıl? Dün de o şeyi boğacaklar diye tutsaydı. O siyahlıma ya kahverengili encuk vardı ya. Evet patron, ne konuşuyorsun gene? Yok. Bak encuğun biri kayboldu. Belki de bizim köpezler boğdu. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Alıp da gitmiş de olabilirler. O çünkü çok insanın üzerine başına çıkıyordu. O gazının tepesine çıkıyordu. Aynen. Bence onu birisi aldı, bize söyleme ya. Onu bilmiyorum ama dün de o kahverengi siyahlı encuğu, evet, Gomez'den yakalasaydı işini bitireceydi. Ama yakalayamadı. Baksana sen ona. Son bak. Sürteleniye mübarek hayvan ya. Sürteleniye ya. Ne yapsın hayvan? Kedici, köpekçi bunlar. Hiç sana gelmiyor farkındaysan hayvanlar. Bana gelemez. Hayvanlar sevildiği insana gidermiş. 65 yaşına girdim ben, tabii bir kere kedi köpeği şöyle sıvamadım. Evet. Elimi sürdüm ben, yemek yiyemiyorum. Sen zaten vicdansız bir insan olduğun için. Hayır, vicdansız değilim o anda. Yiyecek atıyorum. Ama elimi süremiyorum, ne yapayım? Şimdi mesela kim sürebilir elini? Evet. Herkes sürerim. Süremeye. Sen sürüyorsun, ben süremem. Evet. Sen ben buna sürüyorum ama kapı kollarına dokunmuyor. Bir de o var. Evet. Havluyla yüzümü silmiyorum. Evet. Koluğuna siliyorum mesela. Yok canım, ben kendi havlumla siliyorum. Öyle mi? Tabii ben başka yerde silmem ama yani. Öyle kimsenin kullandığı havluyu silmem.
Benim kendim. Köpeği elliyorum. Tamam. Ellerim. Aa, işte aynı yere geldi. Hiç fark etmedi yani. Bozuk paraya dokunmuyorum mesela. Yok, sen haksızsın. Allah Allah. Onu da sen haksızsın. Ben onu bunu bilmem. Pardon, nasıl balyalarımız çok güzel değil mi? Börek gibi. Balyalar iyice şişer. Evet, börek gibi. Ama ince tildeymiş. Aynen. Bu sene diyor. Şimdi burayı doğumhane olarak kullanmaya başladık ya buraları. He. Küçük düveleri diyorum yetiştirelim. 500 balya koysan buraya küçük düvelere yeter kışın. Yeter. Ama kış gene böyle olursa. Biraz zor yeter. Gene o zaman. Gene bir üçüncü ayla da. Evet, kış böyle olursa gene o zaman zor. Üçüncü ayda kar yağarsa. Evet. Sarık nasıl çalışıyor bak görüyor mu? Çok güzel çalışıyor. Aynen. Adam. Benim oğlum çalışıyor ya. Çalışmaya değil. Kadir diye yazılır, adam diye okunur. Çalışıyor da harcıyor da çocuk. Evet. Çalıştı orada. İyi işte. Ne bu gözümün 250 balya da şir bu. Efe öyle diye. Zaten ben bir evim bir oğluyum diye. Akşam tuttumuş. Evet. Bana diye şey aldı ya. Motosiklet aldı ya. Evet. Dur kafayı takmış ona. Ona bir ara Kadir de kafayı taktıydı da ben almadım. Kadir'e biz bisiklet bile almadık be. Yemin etti. Çok tehlikeli. Düşecek de bir şey oldu diye değil mi? Bak yemin etti. Aynen. Yemin alman dedi. Sana o bisikleti alman dedi. Yemin etme boşla dedi. Araba yani istesin. Alman diyorsun dedi. Evin yapıyor mu dedi. Sen de çok istedin. Oğlum bak şurada bunu şey gelmiş. Bunu vallahi alman dedi. Beyaz ha. Ya da bunu istedi aldın dedi ama bunu alman dedi. Ben bir uşak var dedi. Ben bir uşağım dedi. Gözüm baka baka dedi. Biz de bu işten almadık. Biz de almadık patron. Aynen. Sakat. Biz buna bisiklet bile almadık be. Yok. Vallahi almadık. Arabayı işte dedi. Düşerdi bir şey oldu. Araba işte dedi. Arabalı borun dedi. Bak. Arabalı borun dedi ama dedi bisikleti, motoru dedi, Alman dedi. Engin haklı. Zaten bir ay uşağınız var, elinizde alıp da uşakların başını mı yakacağınız? Aynen. Çok tehlikeli. O daha tehlikeli. Çok tehlikeli. Muhtarların uşakları kaç kere kaza yaptılar? Tabii. Ölümden döndü uşaklar. Kadir kolay gelsin oğlum, ben gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben giden değil mi? Ben giden sen bunları atarsın oğlum. He? Yani atmaya çalışıyorum. Tamam. At, yavaş yavaş at. Hadi. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Mallarımız doldu. Bir dört tane daha var arabada. Maşallah hepsi birbirinden kalite. Simantaller var, siyah hakbaşlar var, limuzinler var içerisinde. Herkes bir şey dedi. Evet, kufeleri aldılar bizimkiler. Hemen kufelere saldılar bak. Evet. Hey, kufeler de güzelmiş. Ha, şuna bak. Küçüğü güzelmiş ha. Bak şurada da var abi. Orada da çıkart. Renk renk mi? Var var. Küçük boyları var. Kafalar gelsin. Hadi oğlum. Osman. Hadi. Yürü lan. Bak küfelere bak patron. Boy boy vallahi. Şimdi bu takaslı mı oluyor patron? Takaslı her şeyle oluyor bunda. Kaç para abi şimdi küfele? Küfeler 125. Şu ufakları? Ben küçük istiyorum. Bahçeye şey getirmeye. Şunlar 150. Malzeme. Şunlar 125 lira. Evet. Tamam. Cevizi kaçtan alıyorum? Ceviz göreyim bakalım. Ceviz en adisini bırakmışlardı sana. Doğrudur. Ben sana söyleyeyim. İyi değil, şimdiye kalır mı? Aynen, kalmaz. Bugüne kadar kaldığına göre demek ki kufeciyi bekliyordu bunlar. Doğru. Evet. Yok ben başkası vermem ya, çünkü ben burada alışveriş ediyorum. Burada veriyor onu her zaman. Saniye geldi kızım. Geldin mi? Kadir alır onu şimdi. Nasıl Sanik? Güzel değil mi? Bunda bir şey yapın ha. Bu güzel. Evet. Getir bakayım cevizleri. He? Bunlar niye kırılıyor arkadaş ya? Bu biraz daha sağlam örülmüş gibi geldi sanki patron bana bak. Mukayken oluyor herhalde değil mi bunlar? Bak. Mukayken oluyor. Şunları ayrı şeyden mi örmüş ne? Şunlar plastik mi? Plastik ya. Evet.
Aslında onların da ağacı olması lazım. Şunlar ağaç. Bak şunlar ağaç. Ağacınla plastik karışık. Tabii. Evet. Ağaç daha pahalı değil mi dayı? Ağaç daha sağlam. He? Ağaç kaçak oluyor, kaçak. Kaçak mı oluyor? Tabii. Ne ağacından yapıyorlar dayı bunu? Kestane. He. Keşe, fındık, kestane. Kestane. Aç bakalım patron cevizleri. Neli cevizmiş onlar? Çetin cevizdi o. Çetin ceviz yok be ya. He. Ufak cevizdi, aşırı cevizlerdir işte. İşte çetin cevizi o, ufak çetin cevizdi. Görmüyor mu? Tamam. Küçük. He. Bak bak bak, bizimkiler iyi dayı. Daha var. Benimkine 4 kufe vermek lazım. Daha var. Bak, bizdeki cevizde bir de büyük, iri. Bak bak. Gır bakalım. Al. Gır. Sen gir. Ben yapacak şey bulamadım ki ben şu an. Gır bak bakalım şunu, gır. Ya şöyle bana, gır. Bana ver. Saniye, sen kaliteli cevizleri veriyorsun ya. Öyle ya, bana, öyle ya Allah. Ya, yiyecek gibi de, değil mi? Ver bakalım. Bak. Hop, hop, vurmuş da. İçi iyi. Aha, içi güzel. Bunları neye veriyor biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların bazıları hafiften içine makineden su çekti dayı. Nasıl çekiyorsun? Yani bunu gılıflama makinesi yok mu? Evet. Makineden hafiften su çekti. Aslında hepsinde de yok. Yok yok. Yani öyle içinde var ya ara 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 çıkar. Yani öyle bak şuradan istiyorsan şöyle veren ben sana al. Al şöyle kendin bir gır. Poşet yırtıldı gelinirken. Oğlum da sağlam mı saniye? Bunlar kaldı kalanlar. Bak, cevizlerin içi iyiymiş. İyi, iyi cevizler. İyi, kötü ya. Şimdi kaç tane alacaksın cevizleri bakalım söyle. Bu 20, bu 10. Olur mu dayı sen ne yaptın ya? Öyle olmaz. Ben onu veremem, öyle olmaz. Sen dersin ya. Saniye cevizleri verir Mutlu canım. 20 liraya ben onu vermeyeyim ya. Al. Şunları al. Bırak. Hayır, hayır, hayır. Ben 25'e de vermem. Sen ne yapıyorsun ya? 25'e 25. Yok yok vermem 25'e. 25'e kaç alacaksın abi sen cevizi ya? Cevizin kralı burada ya. Patron 500 lira diye la işlem işine. 40 lira oğlum. 500. Hoş geldin. Nadir çıkar bak içinden. İyi ceviz diyorum sana. Eyle çıkar, içinde de eğilir, eğilir çıkar. Tabii, aynen. Öyle değil mi anne? Et alıyor onu, kemiği almayayım. Oluyor tabii. Kaça alacaksın dayı sen söyle bakalım. 20 dakika. Anladım, tamam. Ben almıyorum. Senin canın sağ ol. Kadir, şu cevizleri oğlum sen eve çıkar. Biz bunları kendimize ayıralım. İşleyin onları. İşleyin, tabii canım işleyen ben ya. Bunu parasıyla almak daha iyi. Parayla al. Aynen. Sen onu o zaman öyle al. Sahneye girmeyin. He, parasıyla al ya. Fındık da alıyorum. Bizde fındık yok. Ben bende fındık daha var herhalde. Var da kalmadı. Anladın? Kalmadı yani. Patron bak onu 10 lira de ya. 10 lira olur mu? 20 lira. 10 liraya ben alırım onu. Ben alırım 10 liraya. Allah. Çetin değil. Çetin değil. Olsun abi çetin olsun. Daha lezzetli o. Daha yağlı. Aslıcı oldu sade. Direkt bunu beğendim. Bak burası içine geçip gibi sanki. Ha, onu burası içine geçip. Abi istediğini al oradan. Al ha bak. Çiçek gibi küfür. Bunlar da hafif mi? Tamam cevizleri verme. Cevizleri biz kendimize işleyelim bakalım. Tamam. Şunun parasını verelim. Şunu mu beğendim? Kaç para dayı bu? Ver 100 lira. Olacağı 100 lira. Ver dayıma 100 lira getir 100 lira. Bak bakalım. Tamam hangisini beğendiysen onu al işte. Tamam. Ver dayıma 100 lira getir. Şeytan kantarı ise ben ona hiç güvenmem. Anama bak şeytan kantarı mı diye. Patron elektronik teraziyi götür patron. Şunu ben bunları yiyelim. Yani. 100 lira getir. Sor bakalım cevizi kaç para hılımır değil. Cevizi hılımır kilosu kaç paraydı? 300 lira. Aynen. Nerede? Pazara gittik. Çok para ya. Çekiliş yapıyoruz ya biz. Kızım şunları bizim şeye çıkart ha? Bedava veriyorsun. Valla. Ben bir ton hılımır sattım. Kaçtan verdim biliyor musun? Kaç paradan? 80'den. 80? Evet. Vallahi. 80 TL.
Evet. Yapma ya. Bir ton, bir ton. Toptan öyle bir ton verdik. Ben toptancıyım. Ben şimdi abi, şimdi diyelim ki böyle... Şimdi dayı şimdi 80'den almayınca senden adam 300'e satar mı? He. 80 nerede, 300 nerede? Arada 220 lira var. Yani bu kadar aracılık oldu da bu kadar da olmaz ki. Evet. Az yatılar ama bu kadar da az yatılar. Aynen. Bu kaça aldı acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Şimdi 80'e satmış ya. Acaba bunun gibi 20'ye mi alan dedi? Acaba şeyden, üreticiden. He? 20 liraya olabilir. Kaça aldın? 80'e sattığıma... Yok canım, 50'ye falan almışım. Yok. Şunları alın. Eve çıka. Şişt. Kızlar, Kadir. Şunları alın oğlum. Güneş var da çiğ değil ya. İki iyi onun. Bazılarında var. O kadar olsun. Dart bakan da iyi. Patron. 8 kilo 860 gram. 9 kilo desen. 20 liradan 180 lira yapar. 180 lira yapar. O da 20 liradan anlaşabilirsiniz dayımla. 10 lira dedi senin cüvizlere. Anne, bırak da 15 yapalım. Sen. Hayır hayır, 10 da olmaz. 20 lira yap sen. Ben öyle kaldım. Patron, adam alsın, moza teki adam. 15'e alsın adam. Ey 15'e. Oğlum, moza teki alsın, ben ne yapayım? Ya, anne, bak, o ceviz, iyi ceviz değil, normal ceviz. Benimki olsaydı iyiydi. Bak, seninki olsaydı. Aynen. Seninki başka. Para kazanacak tabii. Bırak. Tamam da şimdi ıhlamur da verecektim, o zaman ıhlamurdan vazgeçtim. Ihlamur kaç kilo var? Bir çoğunu ıhlamurum var. Ben alırım onu, sen kimseye vermem lan. Sen niye başkasına veriyorsun patron? Vallahi de. Ben içecek ıhlamur bulamıyorsun ya. Bendikleri alsa. Anam da var mı şimdi, yabancıdan mı lan? Biraz var lan, 3 çuval bende de var da. Bak ıhlamuru kaç paradan alacaksın? 80'den veririm ya. Sen kaçtan veriyorsun patron? 100. 80'den veriyor adam ya. O zaman ondan alacaksın. E ben ondan alırım o zaman. Allah'ım, ne koyayım. Patron, 15 liradan... Öyle bir şey yok, getiriyordun da. Patron, sen hangi kufeyi beğendin? Ben şunu alıyorum da. Kaç parada yok? Büyükler 150. 120 demedi miydi demin onu? 120 şunları yaparız dedik ya. Onu 100 liraya yaptın da. Tamam. Evet. Lan beni hasretme ya. Onu da 125 yaparız. O zaman cüviz 200 de patron. Cüviz 20. Yok öyle, o zaman şu kuveyi de vereceğim. Bak helalleşeceğim, gideceğim. Öyle olmaz patron. O zaman oldu mu? Bak şundan şunu veriyorsa tam denk geliyor. Ne yaptı onlar şimdi? Tam denk geliyor. Olmaya patron. Olmaya. Kaç lira oluyor? Olmaya. 250 oluyor bu. Böyle 250 oluyor. Şunu 100 liradan ver. Şu 120. 120 demedi şimdi. Şunu 100. 125 dedi. Hadi en son dedi. 125. Tamam 125 olsun. 100 de şu 225. Anladın? Senin cüvizin yapıya Engin 15 liradan ver dedi. 150. 150 o yap. 75 lira üstte para vermeyin lazım bu dayıya. O zaman ben paramı üstüne alayım abi. 25'i. 40 lira para ver. 40 değil be. 25 değil mi? Patron, 30 lira para versin, helalleşin. Ben 30 lira para verdim. Neyiz, vallahi sen bugün cüvuzcudan yan oldun. Yok, ben cüvuzcuya, ben kendi cüvuzumu vermedim be. Bak ben sana muacizini çıkartırım lan. Anladın, benden ne çıkartıyorsun sen? Cüvuzcuya kızıp niye benden çıkartıyorsun ya arkadaş? Böyle bir şey var mı? Yok, vermeseydin. Ben bu cüvuzu 25 lira vermem. Adam zor nasıl satmıyor değil mi? Vermeseydin. İşte değil. Ya böyle iki çuval işte değil mi bunu? Doğru. Çekiyor. Bir sene kullanıyor. Bunlar kaldı en bozukları. Vallahi değil bak, bunlardan işte. Aynen, güzel güzel. Kufa vurun diye bunu da kırmadım. Kufeler fena kufa değil. He? Çok güzel görünüyor. Kufeci dayı gene ticaretini yaptın, boş ver be. Ya biz bununla anlaşıyoruz. Aynen. Bu benim kufadayım. Ne var da? Aynen doğru. Bak, bununla anlaşıyorum ben. Bu kırmıyor. Ihlamurları vermiyor mu? Sen beni alacaksın dedin ya. Ben bir çuval ıhlamur ne yapayım? Ben bir fışat değil. Ne yapacağım lan? Olmasan ne olacak? Olmaz. Sen ıhlamur da alırsın. Sen ayıp ediyorsun. He? Zaten tazesi çıkıyor patron. Evet. Aynen, bedava veriyorsak alırım. 3 ay sonra tazesi çıkıyor. Aynen. Vallahi çiçek açmış ıhlamurla. Kaçtan vereceksin bana? Sonra kapatalım.
Sen satacaksın. Oğlum kendin gördün. 300 lira demediler mi? Dediler. Sen patron bana ığla mulla de. Bir dakika. Veriyor musun sen? Tut. Elimi tut. Kaça? Tut sen. Tutmam. Tut bakalım tut. Yok vallahi kandırmıyor. Tut. 50 liradan aldım hepsini. Aman ha Gornel. 50 liradan veriyorum. 100 lira ve çok hayır, veremişler. Hayır 50 lira. 50 lira. Alıyor musun sen 50 liraya? Almıyorum. La bana veriyorsun 50 liraya. Ben, ama demiyorsun amana koyma. Ben de bir ticaret bedava yapacağım. Bedava veriyorum demiyorsun. Hayır 50 liraya ver. Bedava mı veriyorsun? Ha bedava veriyorum. Kaça alıyorsun dayı benden ıhlamurları sen? 75. He? 75. 75 alırım da ya. Demiyorum şimdi. He? Şimdi değil. Evet. Öveci gidecek ondan geri vereceğim. Ben ayrı mıyım ben? Dayıma satacağım ben. Tamam oğlum ya. Sen ıhlamurları dayıma 100 liradan ver. Ha? Kilosunu. He? Dayı. Dayı bu ıhlamur kiloya girmeye bu. Biliyorum. Bir çuval valla. Bir çuval ıhlamur 3 kilo falan gelir anca. 2, 3, 4. Belki de onu da gelmez. Belki onu da gelmez. 1 kilo zor geliyor. Hadi be. 80 lira dayı veriyor mu ıhlamurları? Dayıma. He? Kötü dilek git kötü. Eyvah. İçecek ıhlamur olacaksanız alın içinden. İçeye kadar. Almazsınız. Aynen. Bana da böyle bir poşet eşantiyon. Eşantiyon bir poşet bana da şey. Çok uyanık. Bunu ben çünkü 12 ayda doğurdum. Bu o yüzden uyanık. 12 ayda. Akıllı. Vay be. 12 ay 9 günde doğurdum bunu ben. Gerçekten bak. Buna kimse inanamaz. Patrona iyi bir ticaret yaptın yine. Niye gelmek istememiş şimdi? Aynen. Gelmek istemedi zaten. Niye gelmek istemedi biliyor musun? Evet. Çok iş var. Sabah saat 9'dan beri yerlerde çalışıyoruz. Daha eve çıkmadık. Bu dünyaya bir gelen pişman, bir gelmeyen pişman. Bir gelmeyen pişman. Aynen, doğru değil mi? Aynen. Bu da iş var değil. 12 ay 9 gün bekledi. Ama gene de işler bunu buldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çalışsan yiyecek. Çalışmazsan? Doğru. Çalışmaz. Öyle her zaman için yani. Doğru. Ben bunu öyle diyorum. Yapam oğlum. Ticaret gerçi, bu. Pardon biraz gazıklandın gibi geldi bana. Bak işte görüyorsun değil mi? Ver ya gazı bana böyle bu. Beni canlandırıyor. Senin cuvizler bedavaya gitti gibi. Evet ben cuvizleri 25 duruş ama senin cuvizler de fındık kadar be kardeşim. Ama tadı çok güzel. Doğru mu dayı? Doğru. Asıl cuviz bak bir seni gider. Tadı çok güzel de adam onu işleyene kadar kanser olu. Adam onu işleme ya. He. Bu adam öyle gelen bir yutu ya. Ver ya hayır. Ver ya fidancılar bunu diki ya. Ne öyle ya? Mi? Dayı. Ha yüzü yalan desin. Diki ya. Sen biliyor bunları. Guma. Ekstra dikime gidiyor değil mi? Yani, dikime gidiyor. Yani. Ek satmıyor mu yani ya, tekrar? Bunlar kırılma kırılmaz. Cevizler. Kırılmaz. Zor. Yani, inme inme. Çıkma aynen. Çıkma. Ama lezzetli oluyor ya gerçekten. Evet. Guma koymuyor Allah. Bir çuval iki çuval. Cevizi guma. Evet. Orada çim atıyor bu. Fide olarak satıyor. Adam argı. Peki, argı koyuyor bunları. İki sene sonra aşağı geliyor bu. Tamam da o zaman böyle vereceğin aynı dediğin gibi sen yapsaydın da fide olarak. Ya benim yerim sasayım. Yok, müsait yerim yok. Oğlum nerede yetiştireyim ben bunun fidesini? Yoksa ben bunu tabii yetiştirmek de önemli bunu. Yetiştirmek de önemli. Aynen. Orada haşlayacaksın yerinde. Haşlısı şöyle kufileri sıkacaksın. Şöyle bir tut bakalım şöyle. Kufe bunlar. Görsünler. Ha şöyle kufeleri. Şuna bak. Bak. Kestane. Hani. Kestane değil mi? Evet. Şöyle kaldı o. Kestane. Kufeleri. Çok güzel. Kufeleri güzel, taş gibi örmüşler. Hakikaten bak güzel. Bak şimdi bahçe işleri başlıyor. Evet. Ekmeğini, suyunu götürüşüm. Ne yapacağım varsa onu? Anladın. Ha bahçeleri oğlum, bahçelere giderken. Elletilmiyor bak saniye Kadir'e de alamadı bir tane. Kadir anam bir tane de sana alamamış kufe. Bak. Kadir'in çeyizine. On sefer ederim onu da ben. He? Ha, on sefer edersin. Zaten ona 5 litrelik su o tamam. Bak şu kufe. Anladın. Aynen. Evet. Senin kufe. Doğru. Bak ben onun altına aldığım zaman şey bağladım teller. Biz de bu amcadan aldık o zaman. Altı bizim kufeler de değmesin diye. Bunların kufesi eskidi. 3 seneden beri benim kufe daha eskimedi. Doğrudur. Geçen sene aldığıma tas lafı geçen gün adaktım hiç kullanmadım onu. Doğrudur. Dursun dedi. İşte iki kişinin zaten patron fazla yokmuş ya. Yokmuş. Onu da mısın? Onu yarısını almıştır o. Vallahi almıştı ben de. Bunu satma bile değmez be. Vallahi basla patron. Ben olmana gitsin ya. Şartosunu almış yarısını. Bak biliyorum ben almış. Vallahi bu 1 kilo da gelmez patronlar. Şuna bak. Gelmez tabii. Satma değil mi? Değil mi? Ama ne yapalım şimdi fazlasını. Şimdi bunu uşaklara vereceksin patron. Verdim onlara da verdim. Kime verdin? Yıldız'a Canan'a. Vallahi güzelmiş de ha. Güzel efendim bu ya. Aynen. Tartıyorum. Dart bakalım dart. Dilek bizi ayırdın mı? Dayı sen onu da al bunun yerinden. Kaynana ben dayı ne yaptım? Çok uğraştım. Niye döküyorsun oraya?
1 kilo 310 gram. 1 kilo 300 gram. 1 kilo 300 gram. Evet. Ne yaparmış? Hemen Kadir hesapla oğlum. 1.300 yaz çarpı 80. Benim muhasebeci var orada. 105 lira patron. 100 lira vese yeter. Patron, oğlum, dayım parayı da ve hükümeti al olsun. Aynen. Ben öyle yap. Bırak. Vallahi öyle yap. Sen o aldın parayı ve şimdi. Sen o parayı ve. O parayı ver. Bir dakika hesabını yapalım. Ver. Tamam yaptın işte. 100 lira alacak mısın? Ha. Onu da ver. O zaman ben büyük alırım. Tabii büyük alıyorsun zaten. Ve. Bunu da veriyorsun. Şöyle. Anladın mı? Bir tane büyük alıyorum. Vallahi dayı neye veriyorsun? Ben onu söyleyecektim şimdi. He? 10 lira fazla verdin diyecektim. Patron yine bir küfe daha aldın ha. Onu alma öbürünü al. Şu yakışıklı gibi geldi. Hadi bakalım. Şu yakışıklıyı alalım ya. Evet onu al. Dayı hakkını helal et. Helal benden olsun. Helal olsun. Bak ne demek? Gerçi biraz gandırdı senin patron bu ama. Yok ben kandırmadım. Yok. Kandırmadım. Ya bazı o kandıracak, bazı ben kandıracağım. Bu işler böyle gidiyor. Doğru mu abi? Doğru. Böyle gidecek de. Doğru. Bir de 2-3 tane gazı olaylar. Dayı hakkını helal et. 8 liraya aldım. Hadi. Görüşürüz bakalım kendine iyi bak. Patron kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Baba kolay gelsin. Kadir Bey. Nasılsınız? Evet. Ekmek yapmışsın anne. Ekmek yaptım. Kapaktan açıyorum. İyi. Piştiyse oradan taze gelin hemen. Evet. Yanlış mı? Gırıp da yiyelim. He? Yanıyor mu? Arkadaşlar gırıp da yiyelim diyoruz da daha Ramazan'a girmedik yani. Yarın Ramazan'a gireceğiz ama evet. Bu videolar tabii geriden geldiği için. Evet. Evet. Yani. Bak. Odunluğumuza bak. Odunluğumuza. Kitap. Şimdi, kitap. Şimdi Ramazan'da hani ekmek yiyoruz değil mi? Evet. Çünkü Ramazan'a girmeden yiyoruz. Evet. Şu babam da oraya mı dizi ya? Kaç saatten beri dizi ya orayı? İki odun koydu ta işte şimdi. He? Namazdan geldim şimdi. Namazdan mı geldin? Evet. Ya Allah kabul etsin baba. Sağ ol. İki odun koydu değil mi bu patron? Bak ben şöyle şuraya Kadir'le doğrundum. Evet. Önemli olan niyet. Evet. Evet. Kadir'le biz boşluğumuz. Yok niyetin haricinde çalışmak da önemli Kadir. Tabii. Çok güzel. Bak görüyor musun? Bey babandan örnek al. Nasıl çalışıyor adam görüyorsun değil mi? Kimse sen ne yapıyorsun demeye bana. Allah razı olsun. Sana demiyorum. He? Çünkü senin işin başka, bizim işimiz başka. Aynen patron. Herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın. Evet. Bak şimdi mesela bu iş Kadir'in işi. Evet. Veyahut benim işim. Odun işi benim işim aslında. Tabii. Odun işi senin işin. Evet. Doğru. Çok seviyorum çünkü. Odunla oynamayı çok seviyorum. Evet. Hoşuma gidiyor ya. Yapmak hoşuma gidiyor. Ne yapalım? Kadir de benim de çok hoşuma gidiyor diye baba de ya. Odun işleri de ya. Bayılırım. Evet. Bak bayılırım diye. Kadir birazdan oğlum şu buzağların çıkan küçük buzağların buynuzlarını yakalım. Buynuzları mı yakalım? Dişilerin buynuzlarını yakalım da erkeklerin önemli değil. Dişiler bizde kalacak ya. Buynuzlu olmasın mı? Buynuzlu olmasın patron. O nereye yakacağım onu sen? Onun bende ilacı var. Ha bir şey ataşlara bir şey sürmüyor. Yok mi? Yok eskiden öyle. Lehim aleti gibi buynuz yakma aleti vardı. Böyle bastırıyorduk. Bastırıyorduk mu? Evet. Şey, delik açıyorduk. Ne, resmen yani kafada. Hocam rahmetli hocam biliyor. Evet. Kızgın demirle yakıyordu. Ha, eskiden öyleydi. Hiç mi acaba? Gerçi gene var o hayır. Aletler de ben onunla çok canı yanıyor hayvanları. Hayır. O yüzden bunun ilacı var. İlacını kullanıyorum ben. Evet. Anladın mı? Hem arkadaşlar göstermiş oluruz. Evet. Güzel olur. Anladın mı? Hayır. Mesela boynuzsuz isteyen arkadaşla ne yapması gerekiyor onu göstermiş oluruz. Kadir'e yaptıracağım uygulamayı bakalım. Yapabilecek mi? Kadir yapar. He? Yapar herhalde ya. Ben yaparsam Kadir'i. Arkadaşlar odunluğumuz 10 numara olmuş değil mi? 10 numara. Şöyle bir bakın odunluğa. Değil mi Kadir? Evet çok güzel oldu. Buradan hazır gelen yakması da güzel oluyor değil mi oğlum? Evet. Çabuk gelmedi evet. Ya Kadir. Baksana önce odun yanmış. Baban ne diyor şu an? Evet. Doğru söylüyor. Yalnız kömürümüz bitti o yüzden patron. Ama kömür gelecek dedi işte gelmedi bak bu hafta sonu geleceği diye. He. Hadi bakalım inşallah gelir de. He. Gerçi odun kömür çok pahalandı ya. 2,5 olmuş kaşak kömürün tonu. Ya. 2,5 hikaye kömür olmuş 8 milyar. Tonu. Tonu al, 3 tonu 600 kilosu. Ya. Bir fiş 8 milyar olmuş. Evet bir
sigara içmişim. Sömürün cennetindeyiz yani, Zonguldak'tayız. Evet. Ha. Yerlerde acaba fiyatlar? Aslında gitsek fındık tavlarında kalsak kuru çıkartırız. Gel gidelim, öyle bir yer bulmak lazım. Değil mi? Diğer illerde çok pahalandı çünkü kömür, ne yapacak? Aynen, sen bu bizim tarlalarda birkaç yeri gaz bakan belki çıkar. Belli mi olur değil mi? Aynen, yemin ediyorum sen kömür ocağı açarsın çıksa. Çıksa? Açar mısın? Bir gecede eğer o memlekede yer hava uçmazsam. Komple alırım kömürü de. Komple, komple. Aynen. Vallahi hep gözünü yapar. Pato, senden de kömür ocağı sahibi olur ha. He? Benden vallahi olur. Vallahi olur. Ben yaparım oğlum. Babam? Şef. O bekçilik yapar kapıda. Ama adam 25 sene kömür ocağında çalıştı. Bu adam işi biliyor. Yani sana nasıl bağ atacağını öğretiliyor değil mi baba? Bağ atacağım. Ben kendi hiç ocakta çalışmadım. Bağı ben de atarım. Allah Allah. Bak ben hiç ocakta çalışmadım. Bağı ben atarım de ya. Atarım. Bir kere Koren'e gel. He, atabilir miyim? Koren. Görse atabilir. He? Görse atar. Aynen. Yatan bağ atma ne var? Kadir'i de vagoncu yaparsın patron. O motor sürer. Aynen motorla. Aynen. Vagonla aşağıya malzeme götürür sana. Götürür. Çıkarken de yukarı kömürle çıkar. Vallahi çıkar. Aynen. Yapabilirim. Ben de satış pazarlama. Evet. Sen anca işte arabayı yükleyip yükleyip satışları yaparsın. Aynen, ben satış pazarlama işine bakarım. Ya, ne yapacağım oğlum? Ne? Herkes bir işin ucundan tutacak mı? Oğlum. İş yapılacak. Tamam. Bak. Ben sizi oyalamayan. Tamam. Zaten... İşinizi yapın. Deminden beri bak videoyu açtım, konuşmaya başladığından beri babam daha 5 tane odun kudu. Öyle ben... beni dinle ya. Neye öyle patron? İşten kaçayım. Bak sen, ben konuşmaya başladığımdan beri elin hiç boş durmadı. Durmaz. Babam 5 tane ancak kudu. Ama ben yapıyorum diye adam. Evet, anamla babamın arasındaki 7 farkı bulun arkadaşlar. Ona göre yorum atın. 7 farkı bulup. Ben anmaya yani bakalım kim çok çalışıyor, kim az çalışıyor. Abi şimdi genel çıkarsaydım hani. Babama baksana, artist diye gelmiş gibi adam. Takım elbiseyle oduna gelmiş. Bir de diyorlar ki bu adam ne uğuşu. He. Adam takım elbisem kirenecek bir uğuşu çalışıyor tabii. Evet. Kadir dedim ne arkayandı. Sen Kadir'e bakmaya geldin değil mi bak? Kadir'e baktım, bu da. Gelmişken torunuma yardım eden dedin değil mi? Benim onun haberi yoktu yoksa. O zaman patron normal. Sen ne yaptın? Ben namazdan geldim. Ben işlerimi hallettim, daha yeni geldim şimdi. Tamam, şey işle oldu bizim motor işi. Ne motoru? Motor dün gördüm. Motoru dün kırdım, sinirlendim, sana kırdım. Şimdi yapılacak bilmiyorum. Yapılmazsa yenisini alacağız. Oğlum o yapılmaz havalar iyi ki ne? Patron, bir balta aldım. Fiskars marka. Pallama baltası. 1 milyar verdim deme. 1 milyar 200. Bak. 1 milyar 200 ama vereceksin ya. 1-200 daha kataydın da 2 milyar 400'e kesin motoru alsaydın. Onu da alırız. Daha iyiydi benim için. Alırız. Bak şimdi ekmeği bir şey yok. Şimdi giderdik çaya, bir araba daha kesip götürdük. Evet. İyi değil miydi? İyiydi. Ama işte balta da lazım. Bak şu kutuyu bizim baltada kesmeyenle bak şunu. Bak şu kutuyu. Şunu mu? Tabii. Bak şu, bak hemen ayağının yanında, bak hemen yanındaki bak kütüğü. Mesela bunları kesmeye değil mi baba? He. Ama benim aldığım balta bakalım iyi olacak mı olmayacak mı? İşte kesmez, o zaman ben denemesini sayın. Çekip atarım. He tamam, at. Firma sahibine inan ki gönderirim ben onu. Onları anladın, atarım. Oradan diyorum hani o şeyi de kessin. Ben onları alayım. Keseceğiz. Ulan ne zaman? Odun işi yapacağız. Kadir dedi ki baba bütün odun işlerini dedi. Bu ay ben yaparım dedi. Sen merak etme dedi. Emdin de yarın. Olan o çivi şeyle götürmeyeceğiz be. Evet. Kesilecekleri keseriz dedi. Kesilmeyecekleri kazan atlaya koyun ya, ben çivili şeyle. Evet. Konserve yapalım. Onları götüreceğim. Tamam. Pazar günü de süreriz diyorduk. Onda o hava olmayacak herhalde. Yarın yağmur yağıyor. Yarın. Yarın yağına girmiyor. Yok, yok. Yarın yağmur. Bir hafta yağmurlu göçük yani. Yarın. İşler gene geri kaldı. Patron gene ekmeği yapmışım vallahi. Çok güzel oldu lavabam. Pide evet. gibi ekmekler, pide. Bak bakalım pişmiş mi? Altları falan iyi kızarsın anne. Şimdi altına da bakacağız. Açık daha var. Açık daha duracak. Açık daha duracak anne. Bak. Gene iyi. Çok güzeller. Aynen. Ma. Harbiden çok güzel olmuş. Süper vallahi maşallah. 10 numara. Şunu o şeyle at yerine. Dur bakalım şu. Şu köşeden, şu köşedekini bana alıp al bakalım, şu köşedekini. Şöyle bakalım. Saniye gel, istikakımızı alalım canım. Burada. He. Buna bir bak bakalım, altı nasıl?
Çok sıcak değil mi? İstiklal günü al canım. Bak. Keklik keklik yumak. Ooo. Vallahi çok güzel. Oo. Kuş gibi lehem lan. Hem hafif içini iyice evet, şey. Evet. Isıyla al yavrum onu yiyin. Al götü canım onu. Tamam. Elin yanmasın. Masada hazırdı. Tamam. Ha, iyi işte afiyet olsun. Hemen sıcak sıcak valla. Yürüs. Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şunu kime götüreceğim dedin? Onu Sinan'a götüreceğim. Sinan? Tamam. Cebil abla gelin. Pişmiş mi? İyi pişmiş mi? Altı bak adama çiğ mi gönder mi? Yok yok oğlum yok. Bak bakalım. Çok güzel olmuş. Yok bak. Oo. Çok güzel. Bunu bu şöyle atıveyen de gelin. Adam sana dua eder valla. Ama çok sıcak el yakıyor. Ben şu şey yapmam lazım. Patron gene fırını yapmış. Ekmeği yapmış. Ramazan ekmeği mi bunlar patron? Ramazan ekmeği. Ramazan'da bol bol yersin. Bak 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 bak. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. Kendini temizle. Ay seni. Çok güzel şu ya. Maşallah. Gel buraya. Orhun'un eşeği gibi yerde anan ya. Aynen. Aynen. Kobala nerede? Arabası var, bir kere yıkadığını görmedim. Soğuyunca da soğudu da yalan. Ben bu kadarısını hep vereyim de gerisini Kadir getirir. Bir su tuttum. Bir de şampuanını vurdum. Kiri biraz aksın. Kadir'in aşağıda işi bitince sen de yardım edersin. Adama araba alıyoruz. Adam arabasına hiç bakmıyor ya. Şu arabanın içine bir bak. Bir de dün akşam da diyor ki baba bunu verelim de bana 2008 al demez mi? Çok kötüsü uyuyordum. Ama işte bir evin bir evladı. Yapacak bir şey yok. Alsan atılmaya, satsan satılmaya. Evet. Saniye Hanım. Şimdi erkeklere dokunmuyoruz. Evde kalacak olan, kendimize kalacak olan dişileri boynuz göretme işlemi var. Şöyle arkadaşlarına onu gösterelim. Şöyle pozitif bir jel var. GPA Postik Jel. Bunu internetten sipariş verebilirler. Bu boynuz köreltmek için, boynuzları yapmak için. Bir de buna benzer kalem, boynuz köreltme kalemi. Onu da kullanabilirler. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bu daha basit, daha kolay bunun kullanımı. Önce boynuzun çevresini şöyle bir makas yardımıyla güzelce temizleyecekler. Bir aydan küçük buzağlar için bu. Temizledikten sonra da şundan nohut tanesi büyüklüğünde her birer boynuzun üzerine bırakacaklar. Bu kadar. Bir 15 dakika, bir 20 dakika hayvan boynuzunu yani o sürdüğümüz, ilacı sürdüğümüz yeri, şu jeli sürdüğümüz yeri sağa sola sürmesini engelleyecekler. Başka yapılacak herhangi bir işlem yok. Eskiden biz bunların makinesi vardı, yakardı. Hala daha yapıyor çoğu arkadaşlarımız ama o da hayvanların canını çok acıtıyor. İşte uyuşturmak gerekiyor, bilmem ne yapmak gerekiyor. Ya kızım dur, Veremel. Veremel bir dur. Bak bak bak.
Bak şuna bak, hareketlere bak. Dur. Heh. Anladın mı? Boynuzları yapacağımızı. He? Dur. Dur. Ay maşallah maşallah. Bak bak bak. Bir de hareketli. Bir de hareketli benim kızım. Dur. Dur kızım. Dur 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 dur. Dur. Hadi ha. Dur. 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 Bir tane buzağa güç yetmiyor görüyorsunuz. Şöyle bir boynuzların olduğu yeri temizleyelim. Makasla. Bundan boynuz çıkacak. Erkekleri yapmıyoruz. Gerek yok erkeklere. Kızım bak seni ne güzel tıraş ediyorum bak. Daha tazeyken, çıkmamışken yani bir aylık olmamışken bu işlemi yapabilirsiniz. Dur, dur kızım, dur, dur, dur. Dur. Aksilik yapma. Vallahi aşağıdakileri yaparken var ya, kan ter içinde kaldım. Ya yani şu buzağla uğraşmak inan ki kolay değil. Vallahi kolay değil. Adamı bitiriyor şu buzağlar. Şöyle yüzümdeki teri bir çeksene. Bak, görüyor musun? Bak, boynuzu buldum. Hadi, gel, göster. Eski değil mi? Bak şu. Bak, gördün? Evet. Büyümeye başlamış. Büyümeye başlamış, aşağıdakiler gibi. Evet. Dur. Eskiden makineyle lehim makinesi gibi şöyle bastırırdık aşağıya doğru, delik açardık. Çok canı yanardı hayvanın. Yarı uyuşuk, yarı canlı. Şimdi bu jeller çıktı. İşler kolaylaştı. Kaçacak, ay, kaçacak. Dur kızım, dur. Dur bir. Buna da kemer takalım biz. Kadir nerede diye soran olursa Kadir uyuyordur büyük ihtimal. Değil mi? Uyuyor. Uyuyor. Aynen. Şehzade o. Uyur. Normalde aslında tek başına ona yaptırmak lazım bunu. Sarık yaklaş. Şöyle. Nohut tanesi büyüklüğünde şöyle üzerine bırakıvereceğiz. Bir tane de şu tarafa. Şöyle. Tam çıkacak olan. Belli zaten belirmeye başlamış. Üzerine, tabii, tabii. Şöyle. Bu kadar işte kızım, bu kadar. Şuna bak ya. Niye itiraz ediyorsun de? Görüyor muyuz yüzümü? Gerçi aşağıda da 4-5 buzağı yaptık. Bayağı terlettiler ya. Buzağlarla uğraşmak inan ki çok zor. Buzağlar büyük hayvandan daha aynen, fazla büyük hayvanlar daha zor, daha zor ya şeyde. İğne ilaç yapmış. Aynen. Şurada yeni doğan buzağlarımızdan. Şu yakışıklıyı bir göster. Maşallah. Şimdi bunu şöyle bir 15 dakika falan izleyeceğiz. 15 dakika içerisinde herhangi bir yere böyle kafasını sürmemesini, tamam mı? Kaşımamasını sağlayacak. Bu da kardeşim maşallah ceylan yavrusu gibi ya. Çok hareketli çok maşallah. Hareketli. Şunun anasını bundan çok emiyor. Karnını iyi doyuruyor. Yani bütün hayvanları emiyor maşallah. Çok uyanık. Evet. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de bu işlerimizi yaptık, bitirdik. Köyde iş bitmiyor. İlkbaharda geldi, işler de çoğaldı. İnşallah daha güzel videolar sizlerle buluşacak, sizlere gelecek. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı kesinlikle unutmayalım. Ne kadar çok beğeni yaparsak o kadar bizi üst sıralara taşımış olursunuz. Zevkle izliyorsan zevkle de beğeni yap bence. Annemin dediği gibi, yani patronun dediği gibi. Yine
Önümüzdeki günlerde güzel vloglarla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben üstümü değiştireceğim. Göl gibi oldum yani, su gibi terledim. Üstümü bir değiştireceğim. Ondan sonra biraz işlerim var. O işlerimi halledip tekrar sizlerin karşısına çıkacağım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.